Merhabalar efendim, Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne izliyoruz programıyla karşınızdayız. Bu hafta gündelik yaşam konusunu konuşacağız. Diziler, filmler, sosyal medya gündelik yaşamımızın neresinde duruyor? Bu meseleleri irdelemeye çalışacağız. Çok kıymetli dostum Turgay Ovalı ile birlikte. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Abi bugün gündelik yaşamı konuşacağız. Evet. Yani aslında 24 saatimizi konuşacağız. Evet. 24 saatimizin içerisinde hani telefonlarda artık e, hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğin bile yazıyor. Evet. Gününü nasıl bölüyorsun? E, aslında bizim Müslümanın e, evet. gün içerisinde 5 vakti var. Evet. Çok kıymetli. Ve zamanımızı tanzim etmekte çok ciddi sorumluluklarımız var. Hı hı. Bu sorumluluğun içerisinde bu gündelik yaşamın üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluk ve çevremizde olan bir sürü olumsuzluk ve duyarlı olmamız gereken mesele varken o gündelik yaşamımızı, maişet kaygımızı da içine katarak sosyal medyayı, dizileri, filmleri nereye koyuyoruz? Hı hı. Bu anlamda bize düşen sorumluluklar ne der? Bunları biraz konuşalım istiyorum abi. Elbette Mustafa'cığım. E, gündelik yaşam mevzusunu ele alacaksak eğer e, Mustafa, yani bununla kastedilen şey ne, kim, nasıl anlamış? Daha doğrusu insan ilk etapta düşündüğünde gündelik yaşam deyince işte gününü nasıl geçirdiğinle ilgili bir kavram olsa gerek diye, diye böyle basit bir tanım yapabiliyor. Halbuki gündelik yaşam denilen şey ki bunun sosyolojide de yeri vardır, felsefede de yeri vardır. Gündelik yaşam aslında bizim rutinlerimiz, bizim her gün yaptığımız bazı e, eylemler e, alışkanlıklar gibi, alışkanlıklar aynen öyle ki e, çok büyük bir kısmını bu bahsettiğin alışkanlıklarla geçiriyor insanlar e, her yani bir gününü nasıl geçirdiği ve bunun e, toplumsal arenadaki tezahüründen yola e, çıkarak birkaç bir şey söylemek istiyorum şimdi Mustafa Gündelik yaşam aslında birey olarak birilerinin insanların diğerleriyle iletişime geçtiği, kendisini anlamlandırdığı ve onlara da kendisini bir şekilde kabul ettirdiği bir alan. Gündelik yaşam. Çünkü sabah kalkıyoruz, işte ne yapıyoruz, yani eğer yapıyorsa elini yüzünü yıkadıktan hemen sonra işte e, abdestini alacak namazını kılacak vesaire daha sonra işte kendini güne hazırlayacak belki e, daha sonra işe gidecek İşe giderken kullandığı araçları biliyor farklı bir araç e, kullandığı zaman kafası karışıyor modern insanın hatta hatta nereden bulaştım bu her zaman yaptım rutinlerden e, çıkma noktasında ki Bunlar işe gidecek. işini işte orada arkadaşlarıyla geçirecek. Ee, zaman ayıracak onlara. Akşam mesai bitecek. Eve gelecek. Ailesiyle oturacak. İşte eğer e, iş evde olduğunda ise e, bambaşka şeylere ve artık boş zamanını neyle geçirecek? Gündelik yaşamın en önemli kısmını izliyoruz konusunda. Ha şimdi tabii yani şimdi dedin ya şey var. Günde beş defa bir şey yok. aslında gündelik yaşam ee, bu çok önemli bir şeydir Mustafa. Bizim yaptığımız ibadetler bizde ahlak oluşturması için vardır. Yani o baktığın zaman şeyine mesela e, ne diyor? İnsanı kötülüklerden alıkoyar diyor değil mi namaz? Evet. Ki bu kötülük, iyilik dediğimiz şey neyin içinde? Hep gündelik yaşamın içerisinde. Orucu niye? Takva sahibi olalım diye tutuyoruz mesela değil mi? Ayete baktığımız zaman. Hep böyle ahlaka dönen bir taraf var. Peki bu ahlak nerede ortaya çıkacak? İşte hem sosyal olarak hem de bireysel olarak kişiyi kendisiyle ve diğerleriyle olan ilişkisini oluşturduğu gündelik yaşam. Gündelik yaşam bu manada çok değerli. Diğer anlamda ise onu nasıl kullandığımızla ilgili olarak da çok da değersizleşebiliyor. Filmler, diziler. Evet. Şimdi filmler, diziler deyince Turgay abi gündelik yaşamın rutinlerden bahsettin. Rutinler aynı zamanda tabu haline gelebiliyor. Tabi. bununla alakalı Zoraki Komşu diye bir film var, İngiliz yapım bir film. Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş, oradan yola çık çıkılmış ee, ve Zoraki Komşu filminde e, bölgede e, böyle genelde iki katlı evlerin falan olduğu bir mahallede geçiyor hikaye. E, herkesin kendine ait bir rutini var, gündelik yaşamı var, İşe gidiyorlar, işten geliyorlar, işte aile hayatları falan böyle evet. devam eden bir rutin. Evet. Bunun içerisine Minibüste yaşayan, minibüsünü belirli aralıklarla, belirli sokaklara, evet. farklı sokaklara çekip yaşayan bir kadın hikayesi üzerinden onların rutini bozuluyor. Gündelik yaşamlarında başka bir şey ortaya çıkıyor, yeni bir olgu ortaya çıkıyor. Yeni bir komşu, zoraki komşu çıkıyor. Ve bir günde artık arabasını e, oyun yazarlığı yapan, işte senaristlik yapan bir adamın evinin önüne çekiyor. İlk başta adam aslında olacakların farkında değil. Kendi halinde, işinde, gücünde. Bir süre sonra o sokakta e, arabasını evlerin önüne çekip o arabanın içerisinde yaşayan kadının rutinini ayak uydurmaya başlıyor. Evet. Yani aslında onun kendi rutini de değişmiş oluyor. Gündelik yaşamı değişiyor ve ondan artık e, kendini ayırt edemez hale geliyor. Hayatını ee, artık onu düşünerek geçiriyor, onun sıkıntılarını gidermekle alakalı falan ee, ya çok rutinlere bağlı kalmak, alışkanlıklara bağlı kalmak e, modern insanın aynı zamanda evet. çıkmazı, kaosu evet. Mustafa. burada evet. Turgay abi insan e, elbette alışkanlıkları olacak, e, bu alışkanlıklar insanı besleyici tarafları da var fakat bazı sürprizlere bazı e, o yani günün bize açtığı bereket dediğimiz ya hele bir şey yapalım Allah bereketini verir evet. yola çıkmak diyoruz ya bu yola çıkmak bir yerden bir yere gitmek anlamında değil bir meseleyle alakalı yol almak ilerlemek Bu bağlamda meseleyi nasıl değerlendiririz abi? Mustafa modern e, yaşam tarzı batılı modern yaşam tarzı insana özellikle Sanki böyle Asperger sendromu varmış gibi davranıyor. Rutininden çıktığında yalpalayacak bir karakter çiziyor. Ya bunu birçok filmde görebilirsin. Mesela Mary and Max diye bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Stop motion tekniğiyle çekilmiş iki tane aykırı karakterin birbiriyle mektuplaşmalarını konu edinen bir film var. Hemen hemen herkesi oradaki Max haline sokmaya çalışıyor. İşte Young Sheldon diye bir dizi var hatırlarsın. Evet. Big Bang Teori'nin çok sevilen bir karakteri olan Sheldon'ın çocukluğuna götürüyor bizi dizi. Spin-off biliyorsun. Çok. <laughs> Artık bu aralar bayağı bir evet. spin-offlarla ilerliyoruz. abi. Aynen öyle. Şimdi bu çocuk ne? Muhtemelen gerçekten dediğimiz gibi... Ee, o şeylerde böyle esneklik kabiliyeti yok çocukta yani tamam mı? Her şeyi matematiksel düşünüyor. Matematiğin o kesinlik dünyasından çıkamıyor. Şimdi Young Sheldon dizisindeki o çocuğa farklı diyebileceğimiz çocuğa öyle bir komedi unsurları yükleniyor ki gündelik yaşamın içerisinde sanki bu çocuklar farklı olmalarıyla bir ideal tip ya da ne bileyim işte başarılı karakter biraz da böyle kendini gündelik yaşamın e, rutinlerine ayak uyduran e, lakin bunun dışında kaldığında ne kadar başarılı olsa da sosyalliği itibariyle becerisi çok düşük olan tipler olabileceğine dair böyle bir anlatı yapıyor yine bir başka filmden örnek vereyim Don't Worry My Darling hiç endişelenme sevgilim adındaki bir film Hani burada da rüya gibi bir kasaba oluşturuluyor. Yine Tom Hanks'in de oynadığı bir film vardı. Burada da böyle bir e, oluşturuluyordu. E, Hakeza işte bunlar böyle mekan ütopyaları üzerinden yakalamaya çalışıyor. Don't worry, Darling'de de her gün işine giden, işinden evine gelen, evde işte hanımları devamlı e, yemek yapmakla uğraşan, onları mutlu etmeye çalışan bir ideal dünya oluşturulmuş. Ve bu çatlamaya başlıyor. Halbuki her şey simülasyonmuş. Yani bunu anlıyorsun, filmde. Lakin bize sunulan bu e, simülatif evren o hale geliyor ki insanlar da gündelik yaşamını normal bir şekilde geçiremeyeceği bir kırılma oluşturuyor. E, Turgay abi şimdi e, dizilerde ve filmlerde bizim özellikle son dönemde gördüğümüz sıra dışı karakterler var. Evet. Yani bu çok aşırı derecede yüceltiliyor veya önümüze çıkartılıyor. Hı hı. Hep aykırı karakterler. Tabii tabii tabii. Figürler, aykırı karakterler, tipolojiler, sorunlu tipler gündelik yaşamla e, gerçekten uyuşuyor mu? Bu uyuşmanın içerisinde bunu izleyen insanlar nasıl etkileniyor? Sonra kendi hayatlarına, rutinlerine döndüğü zaman burada... E, insanı bir çıkmaza doğru mu götürüyor? Hangi manada etkiliyor? Yani biz bugün biraz gündelik yaşamı konuşurken de bizim tamam hani Müslüman'ın 5 saati dedik. Evet. E, Ahmet Haşim'e de buradan evet. e, Müslüman saati diyerek e, atıfta bulunmuş olalım. E, burada yani Müslüman saati, Müslüman vakti, Müslüman tasavvuru içerisinde e, düşünüyoruz ve bunları izliyoruz. Bakıyoruz fakat Bunlar bu aykırı karakterler, bu aykırılık veya bu aykırı anlatılar illa karakter olmasına gerek yok. Konu aykırılığı da bu bağlamda bizim hayatımıza nasıl aksediyor? Evet. Ya şimdi gündelik yaşamın içerisinde çıkıyor ne çıkıyorsa her türlü duygularımız, e, efendime söyleyeyim dizginlemeye çalıştığımız aşırılıklarımız hakeza öyle, özgürlüklerimiz. Ne yaşıyorsak gerçekten gündelik yaşamın içerisinde yaşıyoruz. Yani yüksek düşünce adamları vardır. Çok farklıdır. Gündelik yaşamları, kendilerine oluşturdukları rutinler çok değişiktir. Yani Nietzsche bunlardan bir tanesidir. Ama yine de o gündelik yaşamın içine girmek zorundadır. Yani Nikos Kazancakis sakeza onlardan bir tanesi. Bahsedeceğim onu inşallah sırası geldiğinde. <laughs> Şimdi onun haricinde gündelik yaşam... Şimdi bak. Tüketim nesnesi misin? Yoksa gerçekten bir şeyler oluşturmaya, üretmeye çalışan o e, farklı karakter misin işte? Gündelik yaşama dizilerle, filmlerle boğulabilirsin. Eskiden de gazetelerle ve hatta diğer medya organlarıyla e, boğuyorlardı. Şimdi mesela Tulsa King bahsettiğin şeylerden bir tanesi. Tulsa Kralı diye Sylvester Stallone'un oynadığı o meşhur dizi. Hakikaten. Şimdi ne var? Zaten bu e, o aykırı karakterlerini en güzel palazlandırıp insanlara sunabilecekleri diziler suç dizileri oluyor. Evet. İşte nedir? E, Narkos dizisi mesela evet. değil mi? Escobar'ın hayatı, hayatı üzerine. Escobar'ı sevdirme dizisi gibi bir şey halleri. Yani bir evet. Bir düş, düşünüyorum. Sonra. Yorumları okuyorum mesela Turgay abi. Ya birçok insan mesela o. Çatı sahnesinde, Escobar'ın öldürülme sahnesinde, birçok yorumda bakıyorum ya çok üzüldüm. Keşke bu sahneyi geri alabilsek, böyle bir şey olmasa falan. Evet. Ya düşünüyorsun mesela, bambaşka bir anlatı oradaki karakterle, halbuki çok so sorunlu bir karakter. Tabii. Yani çok kötü bir karakter. Fakat öyle bir özdeşlik kuruyor ki. Tabi, tabi. Tuzakinke geri dönersek. Burada da Silverstein'le ne? New yanlış hatırlamıyorsam adı hapishaneden çıkmış ve örgütün içerisinde zamanında örgüt için çeşitli kirli işler yapmış bir karakteri canlandırıyor. Hapishaneden çıktıktan sonra işte bağlı olduğu örgüte giderek e, yeniden böyle bir yer edinmeye çalışıyor ve örgüt diyor ki senin artık burada işin bitti. Biz sensiz işleri yürütmeye alıştık. Sen pılını pırtını topla. Doğruca işte Oklahoma City artık neresi? Tulsa diye bir kent var Amerika'da. Orada işini kur. Ve dizi bize ilerlediği safhalar boyunca o hale getiriyor ki ya bir dakika bu suça bulaşmış insanların da senin gibi benim gibi aslında hani toplum bunları anomik kabul etmiş aslında. Kendi içerisinde bunların her birinin bambaşka ayrı hikayeleri var. Ve bu her hikayede de bu insanlar aslında haklı yani birisi öteki şekilde mağdur edilmiş, ötekisini ailesi bu hale sokmuş diyerek tamam mı? Ve nihayet bunlar da bizim gibi yiyen içen, bizim gibi sevdaları olan, bizim gibi yaşamaya gayret eden ve gündelik yaşamın içerisine öyle sıkılmış yumruk gibi atılmak zorunda bırakılan karakterler ki acımaya başlıyorsun. Bir yerde normalleştirilmeye de başlıyor bu gündelik yaşamın içerisindeki o aykırı karakterler bu sayede. Tabi izleyenler de bunun ayırdığını aslında çok da varamıyor. Halbuki hayatlarının bir bölümünde ben demiyorum ki bu insanları dışlayalım. Bu insanları tabii ki topluma kazandıracağız. Ama bu insanlara bir yerde özellikle de eğitilmemiş bir zihin hayranlık duymaya başlıyor. Bu da çok ciddi bir tehlike. Dikkat şerhi düşmek gerekiyor değil mi abi? Bu dikkat şerhi de çok çok kıymetli. Emir Kalkan'ın Kanatsız Kuşlar Şehri diye bir kitabı var abi. Böyle Orta Anadolu'da yaşam kültürünü anlatıyor. Özellikle 1970'ler, 80'ler böyle 90'lara da biraz temasta bulunuyor. Orta Anadolu'nun o kültürünü anlatırken öyle naif hikayelerden bahsediyor ki yani o kadar saf, temiz, Anadolu insanının, bu burada e, programa çıkmadan önce e, kameraman abimiz var, Atamer abi. E, onunla Sivas hikayelerini konuşuyorduk. Evet. E, sohbet ederken mesela dedim ya Sivas'a öğrenciyken gezmeye gitmiştik. En son e, trenle döneceğiz, şeye de geldik. E, bir yerde çorba içelim dedik. Çorbayı içtik, arkadaşım Oğuz vardı onunla beraber. Restorana git restoranda hesabı ödeyeceğiz. Paramız çıkışmadı, yok. Adam halimizi gördü işte karttan çekiyoruz olmuyor şöyle böyle adam baktı halimize. Gençler dedi niye üzülüyorsunuz dedi ya siz Sivas'ımızı gezmeye gelmişsiniz dedi. Bu da bizim ikramımız olsun evet. dedi. Yani ama bunu söylerken o kadar cani gönülden o kadar saf yani ee, Mesela eşim Erzincanlı abi. Evet. Ee, gittiğim zaman böyle mümkün mertebe Erzincan'ın böyle ovanın böyle yamaçlar var. Orada çok güzel köyler var abi. Böyle arabayla çıkıyoruz köyleri dolaşıyoruz orada insanlarla sohbet ediyoruz çok güzel ikramlarda bulunuyorlar selam veriyorsun dertleşiyorsun anlaşıyorsun hatta bir tane teyze, teyzeye arefe günü, arefe günüydü yanlış hatırlamıyorsam arefe günü gittik e, sohbet ettik muhabbet ettik falan bize de e, iftara da yetişeceğiz. Ee, orada şey e, dedi ki ya bizim böyle renkli yumurtalarımız var dedi. Tavuklarımızdan dedi. Bu renkli yumurtalardan size hediye etmek istiyorum dedi. Getirdi hemen oradan böyle 3-4 tane renkli yumurtalardan verdi. Ee, hanım da evde e, şeyle e, iftar hazırlıyorlardı. Ben de dedim o zaman e, eve heyecanla götüreyim. Neyse dönerken e, geldim işte getirdim yumurtaları verdim. Ertesi gün bayramın birinci günü biraz e, yoğun geçti. Bayramın ikinci günü dedim ki ya... Ee, teyzenin adı da e, Hediye teyzeydi hmm. Ondan sonra dedim onu bir ziyarete gidelim Bayramlaşalım Biz de kalktık ikinci günü bayramlaşmaya gittik Öyle bir muhabbet iklimi oluşmuş oldu Aslında gündelik yaşamımız böyle saf yani Böyle e, rahat şeylerle ilerliyor Tabii. Bir kaosun içerisinde değil Yani mesela bir Into the Wild filmini izliyorsun hı hı. Normalde modern yaşamın kıskacında bir genci görüyorsun orada Tabii. değil mi? Amerikan toplumunun içerisinde üniversite hayatı e, ve diğer aile mefhumu, ailenin çocuk üzerinde kurmuş olduğu başarı e, baskısı gibi böyle birçok argümanla çocuk o kıskaç altında ve vahşi yaşamın içerisinde kaçmak zorunda hissediyor evet. kendini. Fakat bu gerçeklik bizim toplumumuza geldiğimiz zaman ne kadar karşılık buluyor Turgay abi? Evet ne kadar karşılık buluyor mesela e, şöyle düşün. Özellikle e, cinayetleri ele alan dizileri e, düşün. Mesela Türkiye e, ekseninde konuşursak cinayetler genel itibariyle Mustafa'cığım öyle üzerine düşünülmüş planlar yapılmış ne bileyim veyahut da hasta ruhlu bir karakterin ortaya çıkıp da e, işte planlarını yapıp projelerini çizip seriye bağladığı böyle bir şeyler bulamazsın. Çok nadirdir. Tamam Genel itibariyle daha çok böyle öfke patlamalarını görürsün. Kendine hakim olamamayı görürsün. insani zaafları görürsün. Ama bakıyorsun öbür taraftan. Ya arkadaş işte Dahmeri'ydi. Yok efendime söyleyeyim bir dizisi de yapıldı ya seri cinayetler. Evet. İşte True Dedektif bunlardan bir tanesi değil mi? İşte yeni sezonu daha yeni geldi. Bakıyorsun True Dedektif'teki karakterlere Mustafa'cığım. Genel itibariyle işte neyi ele alıyor? Yani gündelik yaşam dediğimiz şey Mustafa, senin boş zamanını nasıl değerlendirdiğinle bir yerde zaten ortaya çıkıyor. Şimdi sen oturup da boş zamanında üç tane beş tane arkadaşınla, Yahu ben çok geride kaldım bunu da oku, işte izleyip onlarla sohbete e, dahil olmam lazım diye bir işte çevrenle de ilgili gündelik yaşam, <laughs> gündelik yaşamını nasıl belirlediğin arkadaşlarınla da ilgili hakeza. Şimdi ne yapıyor? Oturuyoruz, True Detective izliyoruz. Ne görüyoruz? orada? Özellikle birinci sezon. Ben birinci sezona e, bakabilme fırsatı buldum bu vesileyle. İşte belirli ritüelistik, ayinsel yöntemlerle e, işlenen cinayetleri e, konu alıyor şimdi gündelik yaşamın içerisine girdiğimizde bu dizinin karşılık geldiği bir olay var adını hatırlayamıyorum şimdi yani e, işte çocuklara yönelik şiddetle ilgili gerçekleşen bir olay ve bu olayın içerisinde bir din dini kurum var Mustafa Şimdi ritüellerle cinayetleri işleyen bir dizi koyarsan insanların önüne gündelik yaşamlarında dinle olan mesafelerini daha da fazla arttırabilirsin bu şekilde. Ya yani bu Hristiyan olur, Müslüman olur, fark etmiyor. Yani dinlere zaten genel itibariyle dizilerde, özellikle de bu e, dijital platformların oluşturduğu dizilerde bir savaş var. Oluşturuyorsun, koyuyorsun, diyorsun ki. Bunun çok örneğini görebiliyorsun. Diyorsun ki sapkın bir tarikat sizin hayatınızı mahvedebilir. Aman diyorsun izlerken. Ben kesinlikle bu tür şeylere giremem. Ben gündelik yaşamımın içerisine dini aldığım zaman bu tür şeylerle karşılaşırsam çok. Bununla korkutuluyor insanlar aslında. Hem Batı toplumunun dindar insanları hem de bize de geliyor bu. Biz de karşılığını çok fazla anlamıyoruz ama İşin aslını öğrendiğin zaman nereye dem vurduğunu, nereden örnek alındığını öğrendiğin zaman diyorsun ki, ha tamam sizin derdiniz bu. Bunu farkında olmadan aslında böyle inceden inceden e, yani kanıksadığın bir müddet sonra davranış kalıbına da e, dönüşme riski olan meseleler maalesef. Evet. E, mesela böyle kolay yoldan. E, Para kazanmakla alakalı Keş Para Kokusu diye bir film var. Ee, evet. Son dönem filmlerinden birisi. E, Turgay abi. Orada mesela e, bir parfüm fabrikasında çalışanların hikayesi anlatılıyor. Orada şeyi fark ediyorlar. Yani parfümler, pahalı parfümler. Biz bu parfümleri üretiyoruz. Biz bunları tekil olarak kendimiz satarsak para kazanabiliriz keşfediyorlar. Evet. Ve e, işletmeden e, sayım sistemini çözüyorlar, ondan sonra artan şeyleri çözüyorlar, yani sistemin açığını buluyorlar evet. ve oradan parfüm çalmaya başlıyorlar. Çok ciddi manada, yani kendilerine ait büyük depo falan kuruyorlar en sonunda. Ve normalde bunu yapan bir iki kişi. Evet. İlk başta diğer insanların da gündelik yaşamı var, bir rutini var, kendi halinlerin halinde ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Fakat diğer insanlar hemen bunları dürtüklüyor. Diyor ki ya böyle bir sistem var. Gel bu sisteme sen de dahil ol. Ya buradan 3 kazanacaksan böyle 300 kazanıyorsun. Evet. Adam da diyor ki ya hakikaten niye ben şey yapmayayım diyor. O da o sistemin içerisine giriyor. Tabii. Aslında nefis e, fısıltılarla ilerliyor Turgay abi. Sen normal gündelik yaşamını devam ettiriyorsun. Evet. Kendi halindesin. Kendi halinde ailenin geçimini sağlıyorsun. Kendine ait bir dünya kurmuşsun. Orada huzurlusun. Yani belki e, kazancın çok yüksek değil ama geçimini sağlıyorsun. Evet. E, çocuklarına helal lokma götürüyorsun. Onun mücadelesini veriyorsun. Fakat bir kötü bak bir kötü evet. oraya geldiği zaman orada birçok insanın insicamını bozabiliyor. Dolayısıyla kötüyü küçümsemek gibi bir lüksümüz yok. İşte Mustafa'cığım baştan da belirttiğimiz şeyi tekrar hatırlatmanın faydası olduğunu düşünüyorum. İbadetlerin gündelik yaşamda ahlaka dönüşmediğinde tekrar kontrol gözden geçirilmesi gerekiyor bu manada. Şimdi bu bahsetmiş olduğun dizideki karakterin elbette dindarlıkla bir ilişkisi e, zaten dindarlıkla bir ilişkisi olsaydı onu öyle bir lanse ederdi ki dindarlığın iyi bir şey olmadığı ortaya çıkardı neyse e, bu karakter mesela müslüman bir karakter günde 5 vakit namaz kılan e, bir karakter namazına durduğunda kafasında dönen fikirler ne bileyim Fargo'nun son sezonunun 5. bölümü çıktı mı acaba mı oluyor yoksa Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bu kıldığım namaz beni hangi kötülüklerden alıkoyuyor mu acaba? Veyahut da ne bileyim böyle bir karakterle karşılaştığım zaman beni kötüye işte emri bil maruf nehyanil münker. Şu anda senin bahsettiğin dizideki tam tersi. Emri bil münker nehyi bil maruf. Yani iyilikten meneden kötülüğe Davet eden bir karakter var. Evet. Bununla karşılaştığın zaman kıldığın namaz seni bununla nasıl bir ilişki içine sokabiliyor mesela? O ahlakı sende oluşturabiliyor mu? İşte o günde beş durak var ya, o duraklarda durdun ya, o duraklarda yundun ya, arındın ya değil mi? Sizin önünüzden bir nehir geçse ve günde beş defa yıkansa pislik kalır mı? Bu pislik ne? ''Ve rujze fehcur'' pisliklerden uzak dur. Elbiseni temizle değil bu sadece. Değil Manevi temizlikten bahsediyoruz. Fakat bizim manevi dünyamızın içerisinde çok fazla gözümüzden zihnimize oradan da kalbi dünyamıza manevi dünyamıza nakşedilen zerk edilen şeyler var Mustafa. Yani e, örnek veriyorum Mustafa en basitinden bir e, diziyi açtınız birinci sezon ikinci sezon üçüncü sezon durmadan bunu izlerseniz şayet duygu dünyanızda bir anda o dizi oluşturur işte obur izleyicilik diyoruz ya biz obur karakterli özdeşleşiyoruz tabii ki abi ya? şimdi ne işte yorumları ben de okuyorum arada bir diyor ki abi diyor yok izlemedim diyor bak tamam mı neden izlemedin diyorum bir diziden bahsediyoruz şogundan hı hı. Ee, hakikaten de kaliteli bir dizi çünkü kaliteli de çekiyorlar. Yılların dizisi ama. Toranaga, Anjinsan yani. Neyse. Ee, neden izlemedin diyorum. Abi o kadar metettiler ki diyor. Şimdi diyor izlersem ilk 3 bölümünü daha dördü bekleyeceğim. Beşi bekleyeceğim. 6'yı bekleyeceğim. Hafta hafta onları bekleyemem ben. Biriksin biraz diyor. Biriksin diyor. Hepsi yayınlansın. Tamam mı? Mesela dijital platformlar bir ara bunun çok iyi farkındaydılar. Hepsini bir anda yayınlamaya başladılar. Hepsini bir anda. Çünkü onun, onun çak, nasıl çakılacağını çok iyi biliyorlardı. Şimdilerde ise biraz daha böyle hee, Yavaşlat. yavaşlattılar. Çünkü işin içinde maddiyat da var. Hani beklesin, alsın. İlk iki se şeyi, sezonun bir bölümlerini bedava izlesin. Üçte, dörtte ben hafta hafta yayınlayayım ki böylece ne yapsın ödesin de izlesin bu hale geldi iş biraz. Ama bekliyor bu sefer de. Alıştırmışlar çünkü. Ya bekleme kardeşim. Geçsin aradan bir hafta izliyorsan da. Bırak geçsin. Şu duygu dünya gündelik yaşamın içerisine hani haftada bir 45 dakika girsin en fazla. Sonra silat onu mesela. Ama yok. 3 saat boyunca konuşacağız ya biz o diziyi. Abi artık şöyle normal gündelik yaşamın içerisinde insanlar birbirleriyle repliklerle konuşur hale geliyor. Değil mi? dizilerden replikler yani artık bir müddet sonra e, bizim normal konuşma kavramlarımız ortadan kalkıyor. Repliklerle konuşmaya başlıyoruz ve o ortamda birisi o replikleri bilmiyorsa kendini dışlanmış hissediyor. İzlememiş, İzlememiş hızlı bir şekilde ben de izleyeyim ki aman işte bu sosyal ortamdan kopmayayım gibi bir duruma da, da dönüşebiliyor. Yani evet, evet. o e, sosyal dışlanma korkusu da ki. E, işin bu boyutunda bir bir tür manevi virüs gibi yayılıyor bu işte yani Mustafa. Evet. Yani gündelik yaşamımızın e, halbuki ne kadar değerli olduğunu bilsek, bu nokta üzerinden e, kendimizi devamlı sigaya çekebilme kabiliyeti olsak, en azından dizileri izlerken o e, tevhidi gözlüğü, o işte muhteşem e, filtreyi vicdani filtreyi koyarak izlemeye gayret ederiz Mustafa'cığım. Morning Show diye bir e, dizi var. E, sabah haberleriyle alakalı evet. işte sabah haberlerini böyle biraz daha şov tarzında böyle daha eğlenceli falan sunmaya çalışan iki karakter var. İşte iki kişi sunuyor. işte birbirleriyle paslaşıyorlar falan. O ikiden birinin başına olumsuz olaylar geliyor ve e, mesleği bırakmak zorunda kalıyor. O yaşadığı zorluklar var. Öte taraftan da e, birisinin daha rutini bozuluyor. Evet. Programda aslında e, sorunu yok ama programa devam etmek zorunda. 15 yıldır yaptıkları bir program sekteye uğruyor. Yani e, az önce de bahsetmiştim ya rutin kırıldıktan sonraki o kaos. Hı hı. Ne yapacağım? sanki dünyalar başıma yıkıldı. Evet. Artık bir çıkış yolu yokmuş gibi. Evet. Yani burada e, umut meselesini de konuşmak gerekiyor Turgay abi. Gündelik yaşamın içerisinde olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Yani nusibetler de bizim için bir imtihan vesilesi. Mustafa zaten e neden ben... böyle hep bir mutluluk evet. peşindeyiz? Sanki böyle poliyanacılık gibi böyle yani evet. Ee, ya son dönemde işte babamın rahatsızlığı olduğu, yakın arkadaşlarımın rahatsızlığı evet, evet. olduğu birçok vesileyle hastaneye gitmek evet. zorunda kaldım ve orada şunu fark ediyorsun ya Turgay abi hayatın içerisinde çok ciddi olumsuzluklar var, dertler var, kederler var, hikayeler var evet. Ya daha dün e, sokakta evsiz bir e, genç e, Uğur kardeşimle e, denk geldik, onunla sohbet ettik, onun derdini dinledim onun O nerede kalıyormuş işte bir e, çamaşırhane gibi bir yer var orada geceleri kalıyor. E, ve hani ben hangi saatlerde old, orada olduğunu ben ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağımı söyledim. En azından e, ya dedi bir ayakkabıya ihtiyacım var. Şimdi büyük ihtimal yarın döndüğüm zaman onun ayakkabı problemini halletmeye çalışacağım gibi böyle hayatın içerisinde birçok diyor ki abi diyor ben diyor. Ee, i̇nşallah şu an bir yandan da çalışıyorum. Geceleri burada kalıyorum. İnşallah paramı biriktirip 4 ay sonra bir ev tutma potansiyeline geleceğim. Evet. E şimdi hani Allah inşallah bize de imkan verir. Biz de hani çevremizde arkadaşlarımızla belki o kardeşimizin daha, daha kısa sürede, kısa sürede. bir düzenli hayata geçmesi evet. için belki vesile olabiliriz. Ne güzel. Ne gibi güzel. yani gündelik ya orada mesela daha ekle. Uğur'un içerisindeki o umudu gördüm yani. Evet, Gerçekten evet, evet. o kadar umutlu konuştu ki. Yani ben, ben çok şaşırdım ya. Genç de bir kardeşimiz. Evet. 26-27 yaşında. Hayata dair umudu. Hani Sezai Karakoş diyor ya. E, Diriliş Nesli'nin Amentüsü kitabında. E, bir mumsa oradan güneşinizi çıkaracaksınız evet. diye. Ya e, Allah'tan umut kesilmez diyoruz ya. Bu çok... Anadolu irfanının yansımasıdır. E tabii o bir ayetin de aynı zamanda dilimize pelesenk etmiş yani Allah'tan Elbet. ancak kimler umudunu keser? Kafirler. Bu kadar. Şimdi efendim bak, burada gündelik hayatın içerisinde, Tolstoy'un "Hayat üzerine düşünceler" adlı eseri denemelerden oluşan eseri, bu bahsettiğin kırılmaları, tabii ki insanın sadece hayatının bir işte rutinlerden oluştu, oluşmadığını, hayatımızın içerisinde elbette ki hastalıkların ve ölümün, aşkın, sevginin bunların yanında ölümün, hastalıkların da olduğunu devamlı bize hatırlatıyor. Halbuki çok basit bir gibi geliyor insana. Elbette var biz de görüyoruz. Ama çoğu zaman bunu unutuyoruz ve yokmuş gibi davranıyoruz. Ve hatta da böyle yeğliyoruz, böyle davranmayı yeğliyoruz. Çünkü konfor alanımızı zedeliyor. Çünkü yani hadisi tekrar hatırlayalım burada değil mi? Ağızların tadını kaçıran ölümü hatırlayınız. Ya i̇şte keyfimizi kaçırıyor çünkü. Keyfimiz kaçmalı yani bizim. Gündelik yaşamımız içerisinde o rutinlerden e, sıyrılmalıyız. Filistinli kardeşlerimizi düşünmeden gündelik yaşamımızı bir gününü geçiriyorsak yazıklar olsun bize. İşte mesela bahsettiğin şekilde Farha diye bir film var. Filistin yapımı. Yani gündelik bir yaşamı vardı o insanların da senin benim gibi. Onlar da e, hayalleri vardı, geleceğe dair beklentileri vardı, ümitleri vardı ve bu ümitleri e, ve bugün görüyorum e, insanlar bombalanan evlerine gidip temizlik yapmaya başlamışlar. O ümidi görüyoruz onlarda. Bir bir bak bir ümmet, e, bir azınlığın belki de gerçekten aramızdan çıksın diyor ya. Aramızdan çıkan Gazze'li kardeşlerimizle dirilmeli bu sayede. Dirilmiyorsa onların emeklerine de çok büyük saygısızlık ediyoruz demektir. Farha filminde de hakeza işte Nakbe olaylarını temele alan bir film. Orada ben şehre gidip okumak istiyorum diyen Farha adında bir kızcağızın halbuki ne güzel bak arkadaşları var işte hayalleri var. Babasının ona karşı çıkması, nihayetinde bunu kabul etmesi kabul ettiği gün işte e, askerlerin gelip evlerini basması vesaire. Bunlar var. Bak ne diyor burada? E, hayat diyor, iyiliğe ve mutluluğa götüren akla tabi olmaktır dedi Stoacılar. Bu da Nirvana'dan bahsetti. Brahma ise işte e, ruhun olgunlaşmasından bahsetti. Konfüçyüs ise semadan indirilen işte e, kutsi ışığın yayılmasından bahsetti. Tabii ki kendisi de e, bir Hristiyan olarak Tolstoy ne dedi biliyor musun? Bütün bunları birleştirip özetlemek lazım dedi. Bu da şudur dedi. Hayat insanı iyilik ve mutluluğa götüren ne varsa sevgi, güzellik, vicdan bu gibi şeyleriyle başkalarını yaşatabilmektedir. Başkalarını sevmek, Onların da senin sevmesini biliyorsun Hristiyanlıkta özellikle sevgi kavramı şeydir. Temelde oturur. Tolstoy'un söylediği buydu. Tolstoy haksız sayılmazdı bu manada. Çünkü bizde de var. Allah'ın bir ismi de Elhud. Sevgi kardeşim. Abi e, bu gönlümüzdeki sevgi e, gerçekten e, taşması gerekiyor. O hayatın içerisinde birçok şeye dokunması gerekiyor. O merhamet duygusu. Elbette. E, çünkü hayatın içerisinde neyle karşılaşacağımız, e, hayatın e, nelere gebe olduğunu hiç bilmiyoruz. Evet. Şimdi mesela e, 1972'de e, yaşanan bir uçak kazasının hikayesi Kar Kardeşliği diye bir ha, film. Evet, evet Abi orada e, bir üniversite grubu e, aynı zamanda e, sporculardan oluşuyor. Evet. Ee, Hangi sporu yapıyorlardı? Abi bir saniye notlarımda e, rugby yapıyor. Rugby, rugby <laughs> <yaşam. Evet. gülüyor> Abi kar kardeşliğinde o rugby sporcuları e, uçak düşüyor. E, kırktan fazla e, kişi var uçakta ve 20 küsür kişi hayatta kalabiliyor orada evet. ve uçak parçalanıyor karın içerisine düşüyor. Yani orada sarp dağlarının içerisinde yani uçsuz bucaksız dağlar var ve o dağların oraya düşüyor ve ee, orada bir gündelik yaşamları başlıyor. İlk başta kanı kısayamıyorlar. Evet. İlk, i̇lk günler şok günleri. Tabii. Ya ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir kaosun içerisindeler. Sonra kendilerine ait bir rutin oluşturmaya başlıyorlar. Evet. İşte yaşam alanlarını oluşturuyorlar, ısınmayı çözüyorlar. Ondan sonra orada e, yeme durumunu çözüyorlar. Ama bir müddet sonra orada şeyi de görüyorsun rutinler çaresizlikle beraber bambaşka boyutlar almaya başlıyor tabii, tabii. Yani orada yani en uç şeylerden biri neydi Turgay abi? Ölen arkadaşlarını tabii, tabii, tabii. yiyip hayatta kalma durumu vardı mesela. Bu çok uç bir şeydi. Evet, onu Ve orada. orada mesela şeyi fark ettin abi. Bir ekip var uçakta duruyor. Bir ekibi şeye gönderiyorlar. Evet. Bize bir umut bul, bir ışık, bir çıkış yolu evet. bul diye içlerinden iki 3 tanesi gönüllü oluyor ve yola çıkıyor. Ve o yola çıktıktan sonra hatta bir tanesi geri dönmek zorunda kalıyor. Hani şeyi daha e, tam durumu sağlayamadığı için. E, bir tanesi mi iki tanesi mi e, yanlış hatırlamıyorsam iki tanesi. İki kişi yolluyorlar. Biri geri dönüyor, yani, öteki te, Tek kişi gidiyordu tek kişi değil gidiyor, mi? He. nehir kenarında <laughs> köylüyü buluyor. Aynen, köylüyü evet. buluyor. Yani orada çok uzunca süre onlardan haber alınamıyor. Tabii. Acaba şey, şey, ne oldu? Acaba ne oldu ve Sonra e, onlar da geliyorlar diğer arkadaşlarını da kurtarıyorlar ve hayata tekrar dönüyorlar. Yani düşünüyorum bazen insan bir olumsuzluğun içerisinden e, bir meşakkatin içerisinden çıktığı zaman evet. o gündelik yaşamında o çok basit şeyler bile bir duş almak e, işte çe üç çeşit yemek yemek falan o kadar e, çok, büyük lüks. çok büyük lüks üzerine alıyor. E, geliyor değil mi abi? Yani evet. halbuki çok basit. Gündelik yaşamın içerisinde o rutinlerin içerisinde o bereketi göremeyebiliyoruz. Evet. evet. Onun için bazen böyle hani nusubeti yaşamasak bile kendimizi böyle geri çekip evet. şükretmek diyoruz Bereket bir tarafa bolluk anlamına gelen bir kelime. Benim de kızımın e, adıdır. Feyza'dır benim Feyza, kızım. Evet. Feiz, kelimesi. İzlediğinden feyz alabiliyor musun kardeşim? Mesela kar kardeşliğini izledin sen de bunları çıkarabildin mi? Bak bu bir bolluktur işte. Bu bir berekettir işte. Senin ne kadar bereketler içerisinde yaşadığına dair gündelik hayatını bu şekilde geçirdiğine dair bir ders alabildin mi? Feyz alabilmek. Feyz alabildiğin zaman zaten o gözlükleri takıp izleyebilmişsin demektir. Biz devamlı burada ne izliyoruz programında? Özellikle genç kardeşlerimizi, izleyenlerimizi Buna davet etmeye gayret ediyoruz değil mi? Feyz alabilmek. Ya hakeza bak ee, işte gündelik hayatlarını bir şekilde devam etmektir. Mesela bir çocuğun dünyası değil mi? Bambaşkadır gündelik hayatı bambaşka. Hatta o kadar değişkendir ki çocuk bu manada tam bir cennet hayatı yaşıyordur yani. <laughs> Çünkü bak Nikos Kazancakis. Ben de yani. konuyu ne zaman oraya getireceğim diyor. Aklımda çünkü kazanacak alakalı zorba var. Ben de ondan bahsedeceğim. Turgay <laughs> abi şu kazanacak ise gelse de ben de girsem. Eyvallah. Bu var ya bu. Bu şimdi bir e, haddini aşmış bir sözdür ama genelde kabul görmüş bir sözdür. Edebiyat dünyasının bazı kesimleri tarafından. Ne deniyor bu kitap için biliyor musun? Edebiyatın kutsal kitaplarından biridir deniyor. Yani o kadar böyle kabul görmüş her ne kadar böyle yani teşbihte hata var ama böyle söyleniyor. Öyle bir kitap ki bu kendi otobiyografik öyküsü hayatı boyunca ya dedim ya biraz böyle e, yüksek kültür seviyesinde olan Allah'ın özel has e, bazı özellikler verdiği kişiler var. Filozoflar bunlardan işte hakikaten beynini kalbini duygu dünyasını şimdi Nikos da bunlardan bir tanesi. Kendi işte hayat hikayesini anlatıyor ama işte Girit'te doğması Osmanlı zamanında Girit'in e, Osmanlı'dan kurtulması tırnak içerisinde kendisi çünkü bunu böyle çok rahat bir Kendi, kendi dünyasını yani. öyle tabii. anlatıyor. Evet. öyle anlatıyor. Çocukluğundan bahsediyor burada. Çocukluğunda ne diyor biliyor musun? Tanrı ile çok zoru var Nikos'un. Yani özellikle kitabın içerisinde okuduğunuz zaman işte yaptığı hac yolculukları gezmeleri işte seyahatleri boyunca e, kutsal kitaplarından devamlı alıntılar yapar ve peygamberlerle Tanrı arasındaki o ilişkiyi anlamaya çalışır devamlı dedim ya böyle cins kafa e, çocukluğunda diyor ki oynuyordum ya da oynayacak şey bulamadım kafam çok dağınık ve hatta da ne bileyim işte acaba dedem bana böyle yaptığım için kızar mı diye e, küçüktüm diyor kapı çaldı diyor açtım diyor içeriye Tanrı girdi diyor tamam mı edebiyatçı işte ve bana dedi ki diyor Bak diyor benim elimde diyor sana bırakıyorum buraya diyor Güneş var ay var Toprak var su var al bunları oyna senin olsun bütün bunlar ama paylaşmayı da unutma diyor Evet <laughs> onu da gündelik yaşamında bu tür böyle hayal dünyaları bu tür böyle nasıl söyleyeyim düşünce duygu dünyası bu şekilde gelişiyor yazarların Abi şimdi mesela Kazancakis'in Zorba'sında... hem Onunla nasıl tanıştığını da anlatıyor. <laughs> orada mesela Zorba kitabındaki karakter aynı zamanda filmi var Zorba'nın. Evet. Anthony ee, Quinn'in oynadığı. Evet. Orada mesela Anthony Quinn çok salaş bir karakteri oynuyor. Irene Papas da oynuyor orada. Çok ilginç. <laughs> evet. Çağrı filminin iki evet. ana karakteri yani. O, o yönüyle de çok önemli evet, evet, bir ilginç. E, e, film. Orada mesela şeyi görüyorsun. O... E, Birisi daha salaş, her şeyi akışına bırakmış ama aynı zamanda yapabiliyor. Diğer insanlarla da muhabbeti var. Evet. Günün bereketinden istifade edebiliyor. Yani hani bir olumsuzluk olduğu zaman oraya çakılmıyor. Evet. Başka yöne de diğer hakikaten değerli toplu, düzenli, planlı evet. kişiyle uyuşmayan yönleri anlatılıyor. Fakat o planlı kişi de bir müddet sonra aslında <laughs> Anthony Quinn'in evet, noktasına evet. gelmeye başlıyor. Tabii. Yani... Tabii. Her ne kadar olumsuzluk olursa olsun ya her doğan güneş şu tekrar yeni şu bir umut. Mustafa bak şunu söylemeden edemeyeceğim. Zorba karakteri hakikaten orada madencilik yapmaya gitmiş bir mühendisi kendi aklına ikna edebiliyor orada mesela. Hiç olmadık bir e, proje çiziyor ona. Ha neden olmasın diyor ve bu proje patlıyor neticede. Ve diyor ki olsun ya aman çok önemli değil hadi şimdi başka bir şeye gidelim hadi falan Çünkü gün gün gündelik yaşamıyla ilgili zorba karakterinin herhangi bir rutine alışmak gibi bir durumu yok. Onu yıkmış, perdeleri yırtmış. Abi, e, Fahrenheit e, 451'den bahsedeceğiz ama yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor. Evet. E, burada filminde de aynı şekilde bu ara şey yaptık. Hem kitap hem film Evet. şey oldu. Filminde de öyle. Filme uyarlanmış edebi evet, eserler. Edebi eserler. Bir program çekelim böyle. Aynen güzel olur Turgay abi ya. <laughs> abi, yani ne kadar uyumlu uyumsuz evet, evet. E, niçe ağladığındanın filmini evet. izlemiştim mesela beğenmedim. Orada yani tam kitapla uyuşmamış evet. e, gibi şey. Abi mesela burada e, bir rutinin rutine inandırılmış bir adamı görüyoruz. Bir itfaiyeciyi görüyoruz. Yani normalde hiç yapmaması gereken itfaiyecinin görevi nedir? Yangın söndürmek temel görevlerinden biri. Bunlar iki kitap yakmak. <laughs> kitap yakmak. Evet. Ama bir müddet sonra bir aydınlanma oluyor ve o rutinin dışına çıkıyor. Evet. Biz de bugün gündelik yaşam programında gündelik yaşamı konuştuğumuz bu programda evet. aslında biraz B planı, C planı, D planı gibi bakış açımızı farklı bir noktaya çevirmekle alakalı konuşmaya çalıştık. En azından alışmış olanlar için gözlerini biraz olsun ekrandan çevirerek kitaba yönelmeleriyle ilgili yeni bir rutin oluşturmalarını tavsiye etmiş olduk. Evet aynı aynı zamanda hayatın içerisinde e, önemli e, fakat sen ona dokunduğun zaman anlamlı olan meseleleri de konuşmaya çalıştık. Evet. Selamun Aleyküm, müthiş bir kapı açıcı bir ifadedir. O gün e, dedim kapı ya, Kapı kalmasın. Ve Aleyküm Selam. Ve Aleyküm Selam. O kadar güzel ki abi. E, o dedim ya Erzincan'da işte bu köyleri geziyoruz ya. insanlara. Benim e, de çok başıma geldi. Yanımda <laughs> gen, genç bir arkadaş, amza e, üniversiteye hazırlanıyor. O da vardı. Dedi ki abi nasıl muhabbet kurdun birden? Ya dedim ki çok uzun cümlelere gerek yok. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İşte ben İstanbul'dan geliyorum. Burada misafirim. Böyle sizleri de gördüm. Selam vermek istedim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Cümle bu kadar abi. Bu kadar basit. Ve ondan sonra hemen kapılar açılıyor. Muhabbet sofrası ortaya kuruluyor. Güzel bir ikramda da bulunuyor sana. Hem gönlün doyuyor hem e, güzel, lezzetli bir ikramın oluyor. Ve e, o, gerçekten o kapıyı açmak çok evet. çok e, ince meselelerle hallolabiliyor. Onun için e, bize bir kaos sunuluyor Turgay abi. Evet. Dizilerde ve filmlerde. Evet. Bizim bu programımız da bir noktada kaosa reddiye. İnsan insanın kurdu değil bu topraklarda. Nimetidir diyebilmek için yapıyoruz biz bu programı biraz da. Evet abi bugün e, bu nimeti, bu bereketi e, özümüzden kopmayacağımız ve bizi özümüzden uzaklaştırmak üzerine kurulan ee, yapımlarla nasıl e, karşılaşmamız gerekiyor? Nasıl değerlendirmemiz evet. gerekiyor? İzlemeyelim demiyorum. İzlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor meselesinde altını evet. çizmek adına güzel bereketli bir program oldu. İnşallah. Ee, Turgay Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün ne izliyoruz programımızda gündelik yaşam konusunu konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.